Peki yaşlanma. Yaşlanma hakikaten çok ciddi bir problem. Yani ki vazgeçilmez, daha doğrusu giden bir süreç. Yaşlanmayı engelleyici besinler var mı? Ne tüketmeliyiz, ne tüketmemeliyiz? Brokoli. Başlangıçta söyleyeceğim brokoli. Çünkü brokoli kolajen, vücuttaki kolajen miktarını sabit tutuyor. Hı hı. Kolajen de zaten hep söylüyorum, cildin temel proteinlerinden bir tanesi. Eğer kolajen miktarı sabit olursa, sayısı azalmazsa cildimiz daha genç görünüyor. O kırışıklıklar daha hafif görünüyor. Bu yüzden brokoli kesinlikle öneriyorum. Onu da çok kaynayan suda böyle sonuna kadar haşlamadan böyle yarı çiğ şekilde tüketmeleri lazım ki besin değeri iyice kaybolmasın. Hı-hı. Alabilsinler, faydalanabilsinler brokolinin besin değerinden. Bununla beraber ne diyebilirim? Ay çekirdeği. Ay çekirdeğinin içerisinde bir sürü vitaminler, mineraller var. Hı-hı. Zaten normalde de çok seviyoruz biz de millet olarak ay çekirdeği çıt yemeyi. Ama kavrulmuş değil, çiğ ay çekirdeğini tüketmek lazım. Yapılan araştırmalarda ay çekirdeğinin cilt kalınlığını arttırdığı görülmüş. Yaşla beraber bizim cildimiz incelmeye başlar. Yavaş yavaş deformasyona uğrar. Bu da kırışıklıklara sebep olur ve cildin daha hassas olmasına sebep olur. Bol ay çekirdeği tüketildiğinde de, ama dediğim gibi çiğ ay çekirdeği tüketildiğinde hem cilt kalınlığımız artar hem de kırışıklıklarımız azalır. Nasıl güzel.